ay aynı şeyi yapıyorsunuz ya, düşüyordum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma, evime, yuvama. Mutluluk getirdiniz, huzur getirdiniz. Ben de size tüm sevgimi, saygımı gönderiyorum bir tanelerim. Yeni gün, hepimize yeni hafta, hepimize huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat getirsin. Para isteyene para, eş isteyene eş, iş isteyene iş, evlat isteyene evlat versin ya yüce Rabbim. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlara ödeme kolaylığı versin Rabbil Alemin. Böyle güzel bir güne başlayalım, güzel bir haftaya başlayalım bir tanelerim. Salçamı dedim katıvereyim. Doldurdum geldim 3 tane şişe. Şöyle de bakınca az gibi gözüküyor. Bunlar da çok büyük. Şu Nenu çikolata var ya, Nelo olan. Onun büyük olanları. Bir ara 1 kilolukları çıkmıştı. Bakayım. Acaba bu ondan mı? Bir küçüğü mü? Vallahi bilemedim bir tane. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ettehiyyatü lillahi. Amin. İnşallah yaptığımız, başladığımız, açtığımız her şeylerde, yediğimiz, bir un mu açıyorsun, bir bulgur mu açıyorsun, büyük bir şey mi açıyorsun, yaptığı şey katarken bir et de yağdı, okuyalım bir tanelerim. Bereket getirsin. Salçamız oldu. Kendi kendine oldu burada. Çok da çıkamadım, inanır mısınız? Yağmur da yağdı ya, 2 gündür de içeride. Yeni görenler, duyanlar sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan neye başlıyoruz? Kaçırmayın. Yeni bir fikrim var size, daha önce yaptığım. Ona başlıyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Allah senin cezan vermesin. Ya nasıl o bacağım, demek ki bunlar düşürmüş. Ben de diyorum ki bacağı çarşaf değdi de düştü. Kız nasıl tırmandı kız? Kız orada delik vardı, o zaman ne olacaktı öyle tırmandı. Ya bu kadar yaramazlık olmaz ki ya. O baca zor duruyor, zor. Ben tamirleyeceğim daha. Bir beton daha dökeceğim arkasına. Düşersiniz, altında kalırsınız. Allah korusun. Hayır yani tam güvenilir değil daha. Bu tarafına beton döktüm. Öbür tarafına da dökeceğim. Weber aldım. V diyeyim bari. Bir de reklamını yap, yok. Dünya kadar var. Ana bitiverdi. Pahalı da bir şey. Ben bulduğumda 400'dü. Şimdi daha pahalı. Dün bir boya da aldım bir tane. Şöyle arada bir tane bir şey alıyorum. O kadar çok eksik var ki. Bir tane daha beyaz tavan boyası aldım. Çok biz kireç rengi olsun istiyoruz ya bazı yerleri. Hem de tavan boyasını okuduğumda içeriye küfe koruma işte. Şey bir sürü şey var yani. Çok ilginç formülleri var. Dün böyle araştırmaya başladım. Nurhan bir üzülüyor, bir üzülüyor. Boyam bitti. Ne süreceğim ben oraya buraya diyor. Şimdi öbür aldığımız ilk boyamız duruyor. Onu boya duvarlara süreceğiz. Ama biz genel olarak beyaz yapmak istiyoruz. Bir de onun içeriğini okuduğumda çok çok hoşuma gitti. Küf nem yani bizim nem. Her taraf. Her neyse işte. Nurhan bir baktım üzülüyor, bir baktım üzülüyordu. Benim boyam bitti, ne süreceğim diyor yani. Ya bizim boya, önceki boyalar hazır değildi. Aşkım, aşkım. O telefon bir uçar, çiğe kadar uçar Allah korusun. Ben size ne vereyim?
Ha, nerede kaldık? Dedim ki hemen dur kız dedim, arayacağım dedim. Besmele çektim, başladım aramaya. D olan diyor tavan boyası. 17,5 kilogram. Abo kuzum, niye öyle yapıyorsun? Aşkım, cam düşecek. Cam atacak yer bulamıyorum. Cam atacak yer bulamıyorum. Şuraya şimdi derler. Elledi. Salça elledi, kedi elledi. Salça elledi, kedi elledi derler. Kız o benim ağzımın içinde yatıyor. Kucağımda, buramda yatıyor, buramda. Ne? Elledi, ne ellemesi? Ay bir tanelerim. Her neyse, boya yaradım. En ucuza bakmadım. Onlar pek kendileri diyor ki oğlum, onlara inanma anne diyor. Kim para verdiyse onu ucuz gösteriyorlar. Neyse, ben daha önce aldığım bir yer vardı, oraya gireyim dedim. Oradan yazdım. Anam, bir tane buldum 750, aynısı. Diyor, 17,5 kilo. ...850, 750, 950 buldum. 650 buldum, inanır mısınız? Ay Nurhan, kapalım bunu dedim ya. Bu ay da daha benden eksik isteme yani, bu ay çok yemedim malzeme aldım, inanır mısınız? Ama daha o kadar çok malzeme eksik, inanamazsınız ya. Boyaya başlayamıyorum. Yağlı boya diyor, tiner lazım. Tiner diyorum, fırçası lazım onun, özel böyle ince rulosu. Anam bir rulo sordum, 170 dedi adam. Kız şok geçirdim. Boyadan pahalıya mal oluyor bunlar, rulosu, fırçası, şuyu bu. Neyse, teker teker biriktireceğim inşallah bir tanelerim. Yavaştan sıvalar. Ana maşallah kız. Yemin ederim dedim ki, boşa getirdim birini dedim. Üçü de doldu. Sakız gibi salçamız bir. Sakız. Öyle güzel kurudu. Özel kuruduktan sonra altına bir şey koyup böyle yapın. Bir damla bile su kenara gelmezse artık sakız gibi kurumuştu. Neyse, şunu da yeriz yemeklik. Benim salçam o kadar güzel oluyor. Direkt yapıyoruz, güneşe atıyoruz. Ne kadar isterse o güneşin tüm vitaminini, mineralini, dolunayın sağlığını, bereketini, her şeyini alıyor. Dolunay da oldu, üstüne doğdu. Mutlaka dolunay çıktığınızda gıdalarınızı dolunaya koymamız gerekiyormuş. Aslında çok güzel şeyler var da, hayat meşakkatinden, koşturmasından. Şimdi niye ağzına kadar iyice dolduruyorum biliyor musunuz? Böyle ağzına ben hiçbir şey sürmem. Öyle yağmış, tuzmuş. Yağın kokusunu hiç sevmem sonra kaldığında. Adana sıcak bir memleket. O sıcakta o yağ onun üstünde kokar. Ben sevmiyorum yani. Tuz atar da anneciğim de. Tuz atar üstüne hafiften. Atardı canım anneciğim, canım annem, kuzum annem. Ne sevinirdi şimdi bunu yapsam, indesem. Neyi götürsem sevinirdi, neyi götürsem. Pazardan gelsem nasıl sevinirdi. Hiçbir şey almak, yapmak istemiyorum. Hiç onun sevdiği bir şeyler yapmak istemiyorum. Vallahi sadece makarna yiyoruz. Çoğunlukla. Biraz da iş yapıyoruz aşağıda. Ara ara yani, şimdi çekilecek yerler değil böyle. Sıkıntılı yerler. Ha bitmez, başlayacağım da ışık sorunumuz var. Işık yok. Bu lambalar çekim yaptırmıyor. Bak böyle doldurdum. Daha burada keşke küçük kavanoz getirelim. Burada küçük bir kavanoz alalım bir tanelerim. Hemen içeri geçelim. Hemen kulübemize.
Bizim kulübemiz o, bizim. Can takipçilerimle. İşte bir talerim. 3 şişe. Ay kız anam, vallahi tümünü de yapmadık. Nurhan kendini ayırdı bir kasadan. Gözü doymadı vallahi. İyi, arada ara yaparız herhalde. Çünkü Eylül-Ekim can takipçim biri demişti. Artık merak etme yani. Kurutma yeni başlıyor dedi. Kurutma ayları dedi. Çok doğru söylüyor. Sabahın bakın yaylalardan bir poyraz asıyor. Bir poyraz esiyor. Heh, bunlar da büyük neyenin şişelerin, tellaların. Bu 750 gramı değil de bunlar özel seri vardı bak. Büyük. Ya 900'dü ya 1000. Yalan söylemeyeyim şimdi. Tam bilemiyorum. Acaba şu biraz küçük mü onlardan? Kafam karıştı. Kız, algım bozuldu, algım. Evet, saçlarım bozuldu yine bir tanelerim. Oradaki çiçekler, çiçek kurnağı, reyhan kurusu kafamı, saçımı çekiyor. Allah. Ay yayla yayla. Oo, tüylerim diken diken oldu. Ne kadar güzel bir duygu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Anam, anam, bu Adana'nın da normali yok. Bir gün önce cehennem azabı çekiyorsun, bir gün sonra üşüyorsun. Hani niye yağmur istiyorduk demek ki, biliyor musunuz? Bir kere yağmur yağdı ya. Bir kere yağmur yağdı, buz oldu. İşte demek ki yağan yerler ondan rahat, anam ondan rahat. Serin oluyor diyorlar. Tabii olur. Arada bizim buraya da yağsa olmaz mı mübarek? Nasıl serinliyor? Neyse bir talerim, ana konumuza, ana temamıza gelelim. Herkes evde varsa ne yapıyorsunuz? Hemen yoksa gidiyorsunuz 50 gram, 20 gram, 30 gram vallahi bilmiyorum. Bamya tohumu alıyorsunuz. Sonbahar geldi. Çok önemli. Çok önemli. Yeni bir diyeteye başlıyoruz. Sağlık kürü. Bamyamız, bunu yeğenime gitmiştim. Onun bahçesinde bamyalar tohum yapmış. Ay dedim, ay benim için, ben zaten dedim görmediğin, gördüğün olursa büyükler kalsın. Taze taze elimle tohumlarını çıkarttım. Ekilecekleri ayırdım dedi, yeni sen Allah kısmet ederse. Dedim yeni çıkan unutuluyor çünkü bamya. Biliyorum ben burada hiç yoksa bile unutuyorum. Daha koy sen dedim, ben alırım dedim. Unuttuklarından tohumluklar kurusun. Hemen sonbahar itibariyle, niye sonbahar itibariyle? Yazın bir kere tam ortasında herhalde Temmuz'da yaptım. Yaptım. Midem bulandı. Niye bulandı? Adana çok sıcak olduğu için. Bamyamı ısladım. Ertesi gün içtim, içemedim. Dedim ki ha, Adana gibi bir yerde sonbahar. Aslında çoğu şeyler sonbahar ve ilkbahar. Kanlar hareket ederken sağlık zamanı. Şimdi sağlık zamanı bir talerim. Evde varsa hemen gözünüzün önüne çıkarıyorsunuz. Yoksa da bugün gidiyorsunuz bir çerçiden artık 50 gram, 100 gram, 100 gram çok bile olur herhalde, bilmiyorum. 100 gram diyeyim bari. Bamya tohumumuzu aldık. Şimdi bamyamızın tohumunu akşam yatarken, akşam üzeri de olur. Bamyamızın 15 tane tohumunu yarım kadar çay bardağına suyun içine atıyoruz. Sabah kalktık. Hiçbir şey yemedim daha. Hiçbir şey içmedim. Onun için kahve içmeyeceğim bugün. Şöyle bakın, hepsi dibine çöktü salladığımda. Böyle karıştırıyorum. Umarım kolay içer. Lavabonun önünde içiyorum genellikle. İçerken tekrar su katıyorum. Suyla birlikte gidiyor. Çok kolay. Ben normalde ben hiçbir şey içemem yani. Benden vay biçin. Ben şurup içmiş bir insan değilim mesela hayatta. Öksürsem, aksırsam şurupla ilgili hiçbir şey yapamam.
Nurhan deli olur, deli olur ya. Hiç ne kadar kıymetli canım var ya diyor. Ben diksinirim her şeyden diyor. Yok, şurup içemem. Hani böyle kural koyana da sinir olurum ama içemiyorum. O tat beni, aklımı kaybettiriyor. Bir tane tohumum kaldı. Bırakmayacağım sen öyle. Kız. Ay boğazımda. Boğazımda. Ay Nurhan Ozan Asin. Koş Nurhan su getir desem yok Nurhan aşağıda. Ay oğlum siz getirin bari ya. Anne hiç yardım yok. Anneye yardım yok. Hiç anneyle ilgilenmiyorsunuz. Annenin boğazına su duruyor. Bamya tohumu. Geldim, geldim, geldim. Su verenleriniz çok olsun inşallah. Şöyle elinizi uzattınız mı, bana su dediniz mi? Allah'ım kimseyi böyle elini uzattırıp da arattırmasın kurban olduğum Allah'ım. Ay nice yaşlılar var, nice şeyler var. Ay kurban olduğum Allah'ım. Böyle. Niye? Şimdi şu konuyu dağıtmıyoruz. 15 tane bamya tohumunu koyuyoruz akşam suyun içine yarım bardak. Yarımdan da az olabilir. Çünkü içerken üstüne içebilirsin boğazından. Benim gibi bir tane kalmıştı onu susuz yutayım dedim. Olmadı. Ne için içiyoruz bu bamya tohumunu? Şimdi ben öyle boşa laf konuşmam. Öyle yalan dolan riya yok. Ay mucize bilmeden hani mesela neleri neleri diyorlar. Neleri ne? Ona baksan millet 2000 yaşına kadar yaşayacak. O onu bilmem garantili. Bu garantili. Şu garantili. Ay şunu yiyin. Şöyle oluyor. Bunu yiyin. Böyle. Bizde yok. Biz denedik. Elimle topladığım yine bamya tohumunu. O zaman da biliyorsunuz dizim aşırı derecede hiç kalkıp oturamıyordum. Bir tanelerim. Şöyle karşıma alayım sizi de rahat konuşayım. Şimdi karşımıza alayım şöyle bir tanem. Ben bunu duydum. Ya yıllardır da duyuyoruz ama insanoğlu gerçekten sağlığıyla ilgili güzel şeyleri kaçırıyor. En saçma şeyleri yapıyor. Ama bunu kaçırıyor. Neyse ben buna başladım. İçtim böyle 3 hafta, 1 ay, 1,5 ay benim tohumum bitene kadar içtim ben onu. Yine o tohumum da böyle arkadaşım köye götürmüştü o zaman. Köy böyle tarlasını bırakmışlar, bamyalar hep böyle tohum. Ay keşke hepsini toplayaydık. Binlerce tohum böyle sordular böyle. Zaten biliyor arkadaşımın köyü olduğu için. Biraz topladık işte böyle. Getirdik. O sebeple başladım. Bunu içmeye. Hiç üşenmedim, hiç unutmadım. Çünkü kavanozu önüme koydum. Unutuyoruz yani insanız. Akşam koyuyordum. Hatta ben böyle yine serin olduğu için. Sabah şimdi içiyorum ya. Hemen gidip 15 taneyi koyup ıslıyorum. Yarın sabahınkini. Çünkü ne kadar durursa o kadar daha faydalı. Kireçlenme, menüsküs, yırtık, sıvı kaybı, inanamazsınız faydalarını. Ben de sıvı kaybı, kireçlenme, menüsküs ve ödem attırıcı vücuttaki. Tüm ödem attırıcı, kilo verdirici. Anam ciddi yapılırsa yemin ederim çok faydası oluyor. Ben hiç yalan konuşamam. Ben içtim, olmadı derim. Ben İçtim dedim ki yine içerim dedim. Ama insanoğlu bir de işte kafamız çok karıştı. Biliyorsunuz olayları. İnsan unutup gidiyor. Kız neyi kavga ediyorsunuz?
Bunu içtim, bir sene dizim ağrımadı. Geçen seneki videolarıma girin bakın. Kız kim kimi dövüyor kız? Çocuğumu boğuyorlar mı, ne yapıyorlar? Ne o? Neden dövüyorsun? Herkes birbirini dövüyor. Yanımda otur. Dövme. Dövme. Bak. Kız git. Oğlum. Ah, çocuklar durmuyor. Ah. Annelerinin böyle annelerini koşturuyorlar. Onlar diyorum beni seviyor. Allah onlara huzur vermiş. Onlar bize spor yaptırıyor. Belki böyle oturacaksın, yerinden kalkmayacaksın. Aman kaç kere kalkıyorsun bir tanelerim. Bak nasıl bağırıyor. Her gün birinin bir aksiliği tutuyor. Neyse, yine de tekrardan da okuyabilirim bir tanelerim. Hemen ben elimle öyle, ben de yalan rüya yok. Yapmadığım şeyi söylemem. Bir sene en az Hiç ağrımadı. Yani bir yıl önceki videolar... Şimdi yine başladı. Oturup kalkmada. Ama bir yıl önceki videolarımı ben bile şaşkınlıkla izliyorum. Cımbız gibi oturup kalkıyorum. Vallahi sen sanki dersin... Yarı yaşımda dersin. Yani şu anki yaşımın yarısı. Bak, bamya tohumu, menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme. Diz problemine şifalarıyla faydalı olmaktadır. Suyun içinde bekletilerek içilmesi, hani çoğu öyle de içiyor, ben duyuyorum ama ben suyun içinde beklettim bir tanelerim. Çok da faydasını gördüm. Yani bunu mutlaka yapacağım dedim. Yaptığımda bunu inanılmazdı yani sonuçlar. İnanılmazdı. Yani dedim ki 5-6 aya bir yapacağım dedim. İnanır mısınız? Bir kere başladım, bıraktım. Ay çok, yani insan kendine üzülmüyor bir tanelerim. Diz konusunda istediğinizi sorabilirsiniz. Çünkü bunda bayağı bir benim şeyim var. Kendi yaptığım, içtiğim için biliyorum. Bak, tek benim dizim ağrımıyor, benim şuyum ağrımıyor. Diz, bak bu sıvı, dizdeki kireç, dizdeki sıvı, dizdeki ağrı, menisküs. Pekala bu. Aynı zamanda omuzdaki ağrı, kemikteki ağrı, beldeki ağrıya gitmiyor mu? Allah'ım onu öyle yaratmış ki direkt bunu yanlış söyle. Ay, dizdeki ağrı. Dizdeki olur mu? Bütün kemiklerdeki senin dizin olmaz da omzun olur. Elin olur, bileğin olur, belin olur. Ben çok vallahi bamya bana şey mi veriyor? Reklam parası mı veriyor? Yok. Ben içtim. 3 hafta dediler. Ben bamya tohumum. Böyle yine bir tohumdu bunun kadar. Bitene kadar içtim. Bitene kadar. Ama bir sene belki de daha fazla ağrı görmedim. Yeni böyle çok oturmakta zorlanmak. Tabii ki ağrıyor. Ağrımıyor değil. Ayakta duramıyor. Şey yapamıyor. Ama o zaman ağrımıyordu içtiğimde. Ve kilo kaybı. Bak, illa ki benim dizimde yok diyebiliriz. Ama kilo. Kilo vermeye. Sağlık ya. Sağlık. Yemeğini yiyebilecek. İstediğiniz kadar yiyin. Onu da yiyin. Ama yiyemedik. 200'dü. Bahçende anam bunlar birbirini koy. Saksılarımızda ne olduysa, hastalık gelmeseydi ben onu kışa kadar, geçen sene buzluğa kadar koyuyordum. Böyle bir tanelerim, bugün de böyle sağlık kürü yapalım. Salçamızı doldurduk. Bak inanır mısınız? 3 kavanozu getirdim ama dedim ki gene birini boşuna götürürüm. Allah'ım, Rabbim bin bereket versin. 3 kilo diyorum. Kız 3 kilo çıkar mı maşallah kız?
güzel çıktı. Ha arada böyle şeyler de kattı ama Nurhan böyle. Yemek yapıp kabuklarımızı kaynatıp hemen böyle rendelediğimiz oldu. Ha dolaba koydum bir kısmını da. Onun da kabuklarını rendeleyip koyduk şey. Eleyip. Onu da şöyle bir kabuklarını asla atmayın. Vallahi salça kabuğunda gizli herhalde. En çok salça kabuktan çıkıyor diye düşünüyorum. Öyle. Ne yapayım vallahi. Üç kavanoz oldu. Arada havalar çok poyraz geliyor artık. Nem gidiyor. Alırız. Ya toplu almak istemiyorum. Yoruluyorum, yapmak istemiyorum. Nurhan'a tek başına veriyorum. Ben toplu şeyden çok korkarım. Ayakta duramıyorum, oturamıyorum yere. Bana az olacak, yapıverip koyacaksın şuraya. Çok dedinli bir şeyden korkuyorum. Yere oturamazsan bir iş mi yapılır? Yere oturacağım, yapacağım. Masada. Ne yapalım biz de böyle işte bir taneleri. Vallahi. Sizler ne yapıyorsunuz, ne içiyorsunuz şu anda? Kahvemizi. Şimdi sabah uykudan uyandığımızda içiyoruz. Oradan 15 bamya koyup havalar serin artık. Sıcakta sorun olmuştu ama. Ben bir başladım. Ondan bıraktım. Tiksinti geldi böyle. O sıcak onu anında kokutmuş gibi olmuş. Bak onu dün sabah yaptım. Bir şey yok. Sabahtan unutmamak için en güzeli. 15 tane bamyamızı koyalım. Yarıdan biraz az da olabilir. Koyalım. Bekleyin sabah uyandık. Aa bamya tohumu. Deyip onu oradan alıyorsunuz. İçip hemen bamyasını şimdi 15 tane sayıp koyayım. Ben de unutmayayım. 15-16 sorun değil. O, ben fazla olsun diyorum. Kar olsun diyorum. Yani sayıyla ne ilgisi var canım ya. Fazlasını şey yapmıyor. 4-6 7-8-9-10-11-12-13-14-15 şöyle kar olsun 3 tane de fazla koy. Dizim daha çabuk iyileşsin. Yani bir fıkra var, fıkra derler. İlacın hepsini içmiş ama yani o bir yerde olmuyor demek ki. Her yerde oluyor. Bizim köyde yaşlı bir nine varmıştı. Anneciğime bant attırdı. Böyle hasta olmuş Adana'ya getirmişler. İlaçlarını almış. Bu ne için çocuğum, bu ne için? İşte şuran için, ağrıları için, şey için. Ne yapacak? Geçecek mi anne? Geçecek, hemen geçecek. Sen. Ay vallahi var ya, ablam hatırlıyor mu acaba? Hepsini içmiş herhalde ya. Vallahi şimdi şey olmasın. Kurtarabilmişler mi, kurtarabilmişler mi? Niye bu kadar kafamda kalmamış? Çok da meraklıyımdır halbisem öyle konulara. İyileşimde hepsini içmiş. Hani hep masal zannedilir ya, hep böyle konuşulur ya. Yani bunu kaç kişi yapıyor demek ki eskiler. Hiç şey olmadığı için, bilmediği için iyileşeceğim mi deyip. Hani bu sadece şey, şehir efsanesi değil yani. Her yerde yapıyorlar bunu. O nene de, o köyde de, o dağda da, o başka şehirde de yapılıyor. Çünkü hep duyarız böyle. Ama bunu annem de anlatmıştı köyde. Bir akrabanın kayınvalidesi olduğunda böyle olmuştu ama iyileşti herhalde ya. Korkuyorum ya ama bir de onun belki başka versiyonunu dinlemişimdir. Orada belki kurtulamamıştır. Ama o köydeki iyileşmişti zannedersem. Ya da görmüşler içerken artık. Böyle bugün sağlık saat düşünüyoruz. Sonbahar girdi. Sonbahar girdi. Zaman zamandan hiç şaşmaz. İstedikleri kadar uydurmasınlar. Yok mevsimler değişti. Yok şunlar değişiyor. Yok seneler. Değişmiyor. Değişmiyor. Bakın Eylül dediği an nasıl oldu? Nasıl oldu? Hiç siz zaman zamandan hiç şaşmaz demiş atalarımız. İstediğini de işte abartılı sıcak biz çocukken de vardı. Bu neydi ki? Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Aklımız çıkardı. Herkes bilir yani memleketin havasını değil mi? Adanalı hemşerilerim, canlarım, can ailem.
Vallahi çok uzun olmasın. Sabahtan başlıyor, akşama kadar yüklenmiyor, gönderemiyorum. Bugün sabaha 5-6 versiyonum vardı yapacağım. Bir gidip sıva denemesi yapacaktım. Sıvaya başlayacağım. Şu ilk girişin duvarı sıvanmamış. Bak, ek orası, ek sonradan yapılmış. Orada sıva denemesi yapacaktım. Şu an M olanda çay indirim var. Hemen biraz oraya koşup geleceğim, çayı yakalamak istiyorum. Bir alana bir bedava. Onu kaçırmak istemiyorum. Market bakayım kız, açıldı mı kız? Az kalmış bir tanelerim. Oraya koşayım. Ay inşallah kaçırmam. Bir de tüm tavukta diyor. Ama çay çok iyi. Bir alana bir bedava. Bizim de demlik poşet kullanıyorlar. İlla ki bu doğuş mu var ya. Onun orada var çünkü. Her yerde olmuyor o. Böyle kısa olsun. Belki de uzun oldu bir tanelerim. Bilemiyorum. Sizleri seviyorum. Adana'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamları gönderiyorum. Beni bırakmıyorsanız, beni unutmuyorsanız beni izleyin anacığım. Sabah şekeriniz geldi burada. 3-4 versiyonum vardı. Bir yemek versiyonum vardı. Biberlerim çok. Patatesim çok. Onlar duruyor. Ama bu market çayı kaçırmayayım diyorum. Kaç alırsam ben size söylerim bir tanelerim. Herkes bamyasını hazırlasın. Sakın zayıflamak isteyenler bilhassa. Belki de diyorum ki o zaman ben çok zayıftım diyorum. Eski videoya bakın da kız belki de bu bamya tohumu yaptı. Ay bir bakalım sağ kaç dakika oldu. Fatoş konuşmaya başladı mı? Tövbe bilmiyor, tövbe. Anam olmuş bayağı da olmuş. Hemen olmuş bir tanelerim. Bamyalarımızı unutmuyoruz. Kız işte o gün yağmur yağdığında. Ay bakın havaya ya. Ay Nuran bayılır. Bayılır Nuran böyle gökyüzünde hava olaylarını izlemeye. Tabii ki ekran inanır mısın yarısını bile göstermiyor. Ay size şunu göstereceğim. Bu karıncalar yedi bitirdi. Benim acebeklerimi eskiden 10 kere 20 kere pişirip buzluğa koyuyordum. Şimdi yağmur yağdı ya iki kere size gösterecektim bir taneleri. Bakın. Görüyor musunuz? Ben niye yağmur istiyordum? Benim bitkilerim kurtulacaktı şeyden, hastalıktan. Göreceğiz yakında bamyalarımızı. Bir kere yağdı bakın. Bakın. Benim bamyalarımı kurtaracağım dedim. Çekmeyeceğim dedim. Yağsın ya 3-5 kere. Sizleri seviyorum. En güzel manzaramı sizlere gönderiyorum. Hoşça kalın.